Reynolds bir wallet. Reynolds. Hepinize selamlar dostlar. Ben Batuhan Reynolds ve bugün sizinle birlikte yine güzel bir içerikle karşınızdayım. Oyunun en iyi ZP'li silah vs ZAL'lı silah yapacağız. Biri parayla alınıyor, biri ise oyundaki emeklerinizle alınıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, M6 biliyorsunuz ki oyunun en iyi ZP'li alınan silah. M468 de OLG'la birlikte en iyi ZAL'lı silah, ancak ikisi birbirine çok benzediği için biz M468 ve M6'yı karşılaştıracağız. Görüyorsunuz şu an M6'yı, bununla oynayacağız. İkisinin de artısız halleriyle oynayacağız. Doğru düzgün bir karşılaştırma olması için hemen size şu şekilde göstereyim. M6'mız bu şekilde. Şimdi de M468'e bakalım. Bakın, İkisi birbirine çok benziyor zaten. Hani şekil olarak baktığınız zaman gerçekten de birbirlerine çok benziyorlar. Bu da güzel bir özellik. Şimdi özelliklerini bir karşılaştırmaya bakalım. İkisinin özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar, M6'nın bir hasar daha fazla olduğunu, şarjörünün 2 tane daha fazla mermi aldığını, yani 30 mermi alabildiğini ve etkili menzilinin çok daha uzağa, çok daha iyi ateş edebildiğini görüyoruz. İkisinin de artısız halinin. Tabii bu da çok daha iyi bir etki ediyor bize. Uzaktan M6 tam dehşet bir silah dostlar. Uzak mesafeden muhteşem vuruşlar yapabilirsiniz M6 ile. Hadi bunların karşılaştırmasına geçelim. Evet dostlar, şu anda elimde M6 var. Şöyle göstereyim size. Oyunun en iyi ZP'li silah. Oyuna para yatırmadan en iyi bu silahı alabilirsiniz gençler. 16.000 za. Bu silah günlük olarak alınmıyor ama haftalık olarak alınıyor. Eğer bir silah artı basmak gibi bir durumunuz yoksa ve gerçekten bir hafta sizi idare edebilecek bir silah diyorsanız, bu M6 sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Tasarımı da gerçekten M468'e çok benziyor. Alışkanlık olmuş, M468'i seçtim. İkisinin adil bir karşılaştırma olması için M468'in de artısız haliyle oynayacağız dostlar. Bakalım hangisi daha iyi olacak? Hangisiyle biz daha iyi oynayacağız? Size hangisini daha iyi gösterebileceğiz? Hep birlikte bakalım. Çıkalım. Hello. Lan oğlum. Tabii bu yavaş bir silah. Genelde uzaktan vuruşlarda iyi. Yani bu silahın size maplerini söylemek gerekirse, uzak mesafe maplerinde bu silah ölümcül olabilir. Uzak mesafe mapleri mesela Trabzon Uzungöl'de o şekilde maplerde gayet güzel performans gösterebilir bu silah. Silahlarımızın tabii efsanelerin olmasına da dikkat ettik. Şu anda Vandertalı haliyle oynuyoruz ama oynayamıyoruz. Bu nedir ya? 4'e 6 nedir ya? Düzelteceğim. Bu skoru düzelteceğim. Lan! Hello. Hello. Evet. Şuraya bak, bizim takımdakine bak. Ulan 1'e 12 gidiyor. Bu nedir ya? Ulan ayağımla oynasam senden daha iyi oynarım lan. Abi 1'e 12 ne ya? 1'e 12 ne abi? Ayağımla oynasam harbi senden daha iyi oynarım. 2 kişi alırım ya. Şapkamı koysam 5 adam vurur ya. Bu nedir ya? Vallahi yazıklar olsun ya. Dostlar. Heh, sonunda 2 kişi oldu. Sonunda 1 kişi daha alabildi. Her like bu adama bir tekme. Hello. Hello. Lan kaçma. Lan. Lan. Şu anda da bu M6'nın tasarımı öyle bir şey ki, üzerinde Kanuni yazıyor, Osmanlı sembolü üstünde var, aksesuarlı. Tam bir Türk silahı olmuş. Hello.
Gördünüz uzaktan. Tam dehşet ya. Tepmesi de çok güzel. Üstüne bir de şu an Vandetta'sı ile oynuyoruz var ya. Tam dehşet bir silah oldu dostlar. Evet dostlar, şimdi de gene farklı bir haritada M6 ile oynayacağız. Size tam olarak göstermek istiyorum. Tabi Kobra dürbünü de çok yakıyor. Ortalığı yakıyor. Çok şekil oluyor bu silah ya. Zaten bu silah uzak mesafe silahı olduğu için Kobra dürbünü olduğu zaman tadından yenmiyor uzak vuruşlar için. Hadi bakalım nasıl performans gösterecek. M468'in de Sultan susturucu dürbünlü ve desenli olanıyla oynayacağız. Tabii ikisi de artısız olduğu için ikisinin arasındaki farkı görmüş olacağız ama dediğim gibi dostlar, hani uzak mesafede daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bu silahı alın. Yok, yakın mesafede iyi olduğunuzu düşünüyorsanız da M468'i alın. Bu silah dediğim gibi artı basmayacaksınız. Oyunun en iyi zeplerli silahı. Lan! Hello! Lan kaç bu? Hayatım boyunca şu bombalardan çektiğimi başka bir şeyden çekmedim arkadaş. Yeter ya. Yeter ya, bu nedir ya? Evet, şuraya bomba atalım. Vurdum onu! Vurdum onu! Gel sen de! Onu da vurdum! Seni de vura... Adam 1'e 6 gidiyor. Vura vura beni vurdu. Böyle bir şey olamaz ya. Sıfıra 6 giden adam bir tek beni vurabiliyordu. İşte ben böyle bir şanslıyım. Bu da benim peşime takılmış, bak beni izliyor, bak bak. Buyur gel gel, ne oldu, gel gel, ne oldu? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ne oldu, ne istiyorsun? Abi yazdı kalp attı. Bizi oyunda da takip eden kardeşlerimiz varmış. Bak benim için kendini feda etti. Koca yürekli Batman. Helal olsun be. Şunu patlatayım za. Mekatronik AWP lan. Evet dostlar, hizmette sınır yok. Şimdi de mekatronik AWP'yi size göstereyim şöyle. Oyunun ortasına hazır gelmişken bir de mekatronik AWP'yi de size göstermek istedim. Yerden buldum. Hizmette sınır yok dediğim gibi. Böyle videonun ortasında da hep o merak etmiş olduğunuz mekatronik AWP ile oynayalım. 30 saniye de olsa bakalım nasıl bir performans gösterecek. Kellesini aldım be, of. Evet dostlar, şimdi de İsmail kardeşimin hesabında bu full sultan gibi 3 tane sultan, böyle susturucusu, dürbünü ve deseni çok iyi uymuşlar. Üstüne bir de Osmanlı anahtarlığı var gördüğünüz gibi. Dediğim anda öldüm. İkisinin de artısız hallerini karşılaştırıyoruz. Yoksa bende artı 5 var aslında ama ikisinin de kayda değer. Doğru düzgün bir, adil bir karşılaştırma olması için bunun da artısız halini aradık, bulduk. Bakalım hangisi daha iyi gözükecek, daha iyi bir performans görebileceğiz. Hadi başlayalım. Lan! M468 daha hızlı mermi atıyor, o yüzden ben de zaten hızlı mermi atan silahları severim. O yüzden benim puanım M468'den yana olacaktır muhtemelen. Ama tabi tasarım olarak da birbirlerine çok benziyorlar. Hatta M6'ya ZP ile M468 diyebiliriz. Buradasın. Değilmiş. Hello. O nasıl bir M468 lan adamın elindeki ne var? Bu M468 de çok hoş yalnız. Sizin için tekrar edeyim. Artı 5'li halini yerine artı 0'lı halini bulduk. Adil bir karşılaştırma için. Çok şekil duruyor. Bir de en sevdiğim anahtarlık Osmanlı ile Ay Yıldız. Böyle bizim şeylerimizi, milli duygularımızı kabartıyor. Za ulan ne ulan?
Arkadan ne güzel arkalayacaktım ya. Ordu gibi gidiyorlardı var ya. Ölmeseydim orada çok güzel bir arka yapacaktım. Üzerinde montajında en çok emek harcayacağım videolardan biri bu olacak dostlar. O yüzden bir like'ınızı bir like'ınızı alırım. İki videoyu birleştirmiş gibi oluyordu bu şekilde. Gerçekten öyle. O yüzden şuna basmayı unutmayın. Evet dostlar, siz de hangi silah daha iyi buluyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Tabii ki M468 bana göre de daha iyi çünkü ateş hızı daha yüksek. Ama eğer siz uzaktaki rakipleri daha iyi vurabiliyorsanız M6 sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Lan adam gelmiş. He la abi, hello yapamadan öldük ya. Lan. Lan. Kaç. Eyvallah bro, hayatımı kurtardın. Gel sarılayım sana. Gel sarılacağız. Nereye gidiyorsun? Gel sarılacağım, hayatımı kurtardın. Gel. Ah yavrum benim, gel sarıl. Tamam. He ulan, oya vurdu, gelmiş orada. Evet dostlar, iki silahın karşılaştırması bu şekilde yani. Hangisini daha iyi buluyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın dediğim gibi. Hangi silah serilerini istiyorsanız da onları da aşağıya yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum dediğim gibi. Oynarken kapanışı yapmak da bir ayrı oluyormuş. Bari öleyim de kapanışı yapalım. Ve evet, öldük. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bir de şeyi unuttum ya. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 15 kişiye saldırdım. Vurdum saymadım. Vurdum.